Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Bugün size Windows 11 yüklü bilgisayarlarınızda Android uygulamaları ve oyunları nasıl kullanırsınız? Bundan bahsedeceğim. Birazdan anlatacağım. Yöntem sayesinde Google Play Store'u yükleyebileceksiniz ve Android uygulamaları ve aynı zamanda APK'ları kullanabileceksiniz. YouTube'a short videosu yükleyenler biliyordur muhtemelen. Short videosu yüklediğimizde kapak resmi seçmemize izin vermiyor. En azından bilgisayardan yüklediğimizde. Cep telefonundan yüklediğimizde ise belli kareyi seçebiliyoruz. Bu nedenle genelde yüklediğimiz short videolarını cep telefonuna atıyoruz ve daha sonra cep telefonundan YouTube'a yükleyerek bir kapak resmi seçebiliyoruz. Birazdan anlatacağım yöntem sayesinde bilgisayarıma Play Store'u yükleyerek YouTube uygulamasını bilgisayarıma Android olarak indirdim ve videolarımı buradan yükleyerek kapak resmi seçebiliyorum. Hazırsanız vakit kaybetmeden bu işlem nasıl yapılır? Buna geçelim. İşlemimiz iki aşamadan oluşacak. Öncelikle denetim masasına geliyoruz. Burada program ekle kaldırı tıklıyorum. Bu bölümde bulunan Windows özelliklerini aç veya da kapat sekmesine tıklıyorum. Burada sanallaştırma sekmesi var. Bunun açık olması lazım. Burada bende gördüğünüz gibi kapalı. Bunu seçiyorsunuz. Tamam diyorum. Bilgisayarımı şimdi yeniden başlatması lazım. Ben şimdi yeniden başlat diyorum. Bilgisayarım yeniden başladı. Şimdi sıra bu işlemi nasıl yapacağımıza geldi. Öncelikle buradaki dosyayı indirmemiz lazım ki bu dosya bizim bu işlemi yapmamıza olanak sağlayacak. Ascent sekmesinin altındaki burada gördüğünüz en üstteki tıklayıp indiriyorum. Bu internet hızınıza göre biraz yavaş ya da biraz hızlı olabilir. Bu arada videonun başında söylemiştim aslında ama bu işlem sadece Windows 11 işletim sistemine sahip bilgisayarlar için geçerli. Windows 10'da şu an bu işlemi yapamıyoruz. Zaten bu Windows 11'in getirmiş olduğu bir özellik. Ancak şu ana kadar gelen güncellemelerde bu işlem gerçekleşmedi. Bu nedenle bazı arkadaşlar bu işlemi önden yaptığı için burada paylaşıyorlar. Onların bize sağlamış olduğu bu olanak sayesinde Play Store'u rahatlıkla bilgisayarımıza kuruyoruz. Ve gördüğünüz gibi dosya indi. Buna tıklıyorum. Ve buna sağ tıklayarak tümünü ayıkla diyorum.
Ayıklaya basıyorum. İşlem başladı. Arkadaki web sitesiyle artık işimiz yok. Onu da kapatıyorum. Bu işlem biraz zaman alacak. Bu nedenle videoyu ben hızlandırıyorum. Yaklaşık burada gördüğünüz gibi 4 GB'lık bir dosyayı çıkartacak. Tamamdır arkadaşlar. Bu dosyanın içine giriyorum ve burada R harfine basıyorum. Run.bat. Sonunda bat yazmasına gerek yok ama bu dosya içindeki run yazına çift tıklıyoruz. Burada ek bilgi diyorum. Yine de çalıştırır seçiyorum. Ekrana bir uyarı geldi. Bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin veriyor musunuz diye soruyor. Evet diyorum. Gördüğünüz gibi PowerShell'de işlemler devam ediyor. Tanımlama verilerini paylaş diyorum. Web sitesini kapatıyorum. Şu aşamaya kadar herhangi bir sorun yaşamadık. Bunu da kapat diyorum. Buna tamam diyorum. Ve PowerShell ekranı da kapatıyorum. Orası da tamam. Bu da tamam. Bunları kapatıyorum arkadaşlar. Şuna da tamam diyorum. Bunları kapatıyorum. Şimdi şöyle bir bakalım yüklenmiş mi? Pardon. Play Store yazıyorum. Enter'a basıyorum ve gördüğünüz gibi Google Play Store laptopuma yüklenmiş durumda. Burada oturum aç diyerek normal Gmail hesabınızda oturumu açacaksınız. Ve ardından istediğiniz herhangi bir programı, uygulamayı bilgisayarınıza indireceksiniz ve buraya gelip buraya geldiğinizde YouTube ya da PUBG yazdığınızda direkt olarak Android sürümünü açıp bilgisayarınızda rahatlıkla kullanabileceksiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu video hakkında ya da diğer bütün videolar hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarımıza cevap veriyor olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.